dostlar, Diyanet TV ekranlarında Haremeyn özel programından sizlere selam olsun. Mekke-i Mükerreme'den sizlere sesleniyoruz. Bugün de çok özel ve güzel konuklarımız var. İnşallah haccı anlamayı, haccın ruhunu konuşacağız. Bugün Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma birincisi Sayın Ali Tel Hocam. Aynı zamanda Ahmet Hamdi Akseki Camii imamı ve Akdeniz İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Yaman Hocam bizlerle birlikte olacak. Hocam müsaade buyursanız sözlerin en güzeliyle, en hasıyla başlayalım istiyoruz bugün. Ali Tel Hocam yüreklerimizi bir coştursun inşallah. Ondan sonra devam edelim muhabbete. Hocam buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إن مباركا وهدى للعالمين في ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم استاذم maşallah barikallah. Gönlümüzü coşturdun.
Gerçekten de muhteşem bir ses Cenab-ı Hak nasip elbette etmiş. Elbette öyle. Siz müsaade ederseniz Ali Bey okusun dediniz de ben orada bir cümle sarf ediyordum. Devamını getiremedim. Yani söz konusu olan kelamullah olunca müsaade diye bir şeyden bahsedilemez. Evet. Yani boynumuzu veririz, canımızı veririz. Her şeyimizi feda ederiz. Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam dünya birinciliğiniz kaç yılında olmuştu ve nerede yapılmıştı? Efendim 2010 yılında Kuveyt'te yarıştık. Yaklaşık 44 İslam ülkesinin katıldığı bir yarışmaydı. Yarışma 10 gün süre içerisinde oldu. 10 gün boyunca sürdü yarışma. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Türkiye'mize birincilik getirdik elhamdülillah. Maşallah. Güzel okuma dalında. Güzel okuma dalında evet. Maşallah hocam açıkçası biz de şanslıyız hocam. Siz Antalya'dasınız. Biz hocamla aynı mekandayız. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin hemen altında Diyanet Radyo. Dolayısıyla sağ olsun o güzel sesiyle zaman zaman yüreklerimizi coşturuyor. Daha çok dinleme mazhariyetiniz oluyor. Yani elhamdülillah. O bakımdan gıpta ediyorum. Ama bu arada size. Siz inşaat ekibi olarak ona da gireceğiz inşallah ama birlikte zannedersem birçok evet. Programa katılıyorsunuz. Evet hocalarımız var. Ali Bey'le birlikte gelen başka diğer hocalarımız da var. İsterseniz onunla başlayalım hocam. Çünkü siz aynı zamanda Akdeniz İlahiyat Fakültesi'nin dekanı olmanızın yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu üyesisiniz. Evet. Ve şu anda burada da irşat ekibindesiniz. Evet. İsterseniz ondan başlayalım. Nasıl gidiyor buradaki çalışmalar, faaliyetler, neler yapılıyor? Evet, bir kere öncelikle başkanlığımızın hac hizmetlerinde gerçekten çok başarılı olduğunu, çok özverili bir çalışma ortaya koyduğunu bütün ekibiyle, yani din görevlisinden, kafile başkanından, bölge sorumlularından, hac ile ilgili doğrudan sorumlu olan daire, genel müdürlük, başkanlık makamı hepsiyle birlikte ifade ediyorum ki bu gördüğüm, gözlemlediğim hem Medine hem Mekke ayağıyla hakikaten gönülden ifade ediyorum ki çok özverili, çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bu bakımdan diğer İslam ülkelerine de bizim hac organizasyonumuzun hep örnek gösterildiğini zaten öteden beri hep duyuyorduk, biliyorduk. Bunu ben şahsen burada gözlemlemiş oldum. Onun için kardeşlerimize, büyüklerimize, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalar inşallah meşgul olsun. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanan çalışmalar da olsun inşallah. Bu çalışmalar içerisinde bir ayağı da işin irşat boyutu. Hacı adaylarımızın artık hepimiz adayız. Belki bu kelimeyi kullanmak daha doğru olacak. Bu nitelemeyi kullanmak herhalde daha yerinde olacak. Hacı adaylarımızın kaldıkları yerlerde kafileler nezdinde onları bilinçlendirme, onlara belki bildikleri bazı şeyleri yeniden hatırlatma, bu topraklarda bulunuyor olduğumuzun ne anlama geldiğini mutlaka hissediyorlar, biliyorlar ama bir kere daha böyle gönülden bir iletişimle hissettirme, o bilinci kazandırma yönünde bir inşaat faaliyeti yapılıyor. Hocalarımız her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere muhtelif otellere ve hacılarımızın, hacı adaylarımızın bulunduğu yerlere dağılarak onlarla hasbihal ediyorlar. Onların varsa sorularını cevaplandırıyorlar ve az önce söylediğim çerçevede de bir bilgilendirme ve şuurlandırma çalışması yapıyorlar. Ben hem katılımın hem ilginin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hacı adaylarımızın bu irşat programlarına ilgileri de çok iyi, katılımları da çok iyi. Sorularla işin peşinde olduklarını göstermeleri de ayrıca memnuniyet verici. Yani sadece söylenenleri dinlemekle kalmıyorlar. Not almakla kalmak bazıları. Sorularla katılıyorlar. Şöyle değil miydi diyorlar. Biz şöyle duyduk. Acaba doğrusu nedir diyorlar. Anlattığınız konularla ilgili kendi tecrübeleri varsa onları aktarıyorlar. Dolayısıyla... Sorulara bir girsek mi hocam? Mesela en çok hacılarımız neler soruyor? Neleri merak ediyor? Şimdi... Tabiatıyla öncelikle haccın uygulanmasına yönelik onun ibadet boyutuyla ilgili ve şekle dönük hususlar öncelikli olarak soruluyor. Malum biz ibadetlerimizi ikiye ayırıyoruz. Bir mersum ibadetler vardır. Resim kelimesinden de hatırımıza kalabilir. Yani belli şekli, eda biçimi, sayısı, yeri, zamanı olan ibadetlerdir bunlar. Onun için bizim geleneğimiz, ilim geleneğimiz bunlara ibadet-i mersume adını koymuşlar. Bir de bunun dışında zamanı olmayan,
belli bir sayısı da olmayan, tamamen Müslümanın kendi gönlüyle ve o andaki dindarlık iştiyakıyla ama mutlaka Hazreti Peygamber'den ve sahabe-i kiramdan aldığı bir örnekle, yani yeni bir ibadet ihdas ederek değil, onun için bunu söylüyorum. Mutlaka Hazreti Peygamber'den aleyhissalatü vesselam ve sahabe-i kiramdan, ki onun önünde eğitimlerini aldılar, Efendimizin önünde malum eğitimlerini aldılar. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. İnşallah onlarla beraber bizi cem eylesin Efendimizin Amin yanında. Inşallah. Onların uygulamalarını örnek alarak zamana ve sayıya bağlı olmaksızın yapılan ibadetler de vardır. Bir de hayatın bütününü Allah'ın rızasını kazanma uğrunda ve onun gösterdiği irşat istikametinde yaşama vardır ki bu da en geniş anlamda ibadet demek oluyor. Biz bu en geniş anlamdaki ibadeti bir tarafa bırakalım. Bu mersum ibadetlerimiz zamana, tekrar ifade edeyim, belli bir şekle, formel yapıya, adede, sayıya sahip olan ibadetlerimizin o öngörüldüğü biçimiyle yapılması birinci planda önemlidir. Onun için hacılarımız buna daha bir yoğunluk atfediyorlar. İşin şekli yönüne daha çok bağlı kalıyorlar ve sorular ona dönük olarak daha çok geliyor. Hacın menasiki diyoruz biz bunlara. Bu tabii önemli bir aşamadır ama belki hangi sorular soruluyor sorunuzla birazdan geleyim ama şunu ilave etmeden geçemeyeceğim. Bu irşat faaliyetlerimizde acizane bendeniz, diğer hocalarımızla birlikte işin şekli çok önemlidir. Semboller çok önemlidir. Bunları bir tarafa bırakarak kendiliğinizden ibadet üretip yapamazsınız. İşte tavafın nasıl yapılacağı, nereden başlanacağı, kaç defa Kabe'yi muazzamanın devredileceği, dönüleceği, nerede bitirileceği, nerede İslam yapılacağı, bunlar bellidir. Sayin nereden nereye ve nereden başlayarak yapılacağı sayısı bellidir. Bunlar tamam. Sadece dualar kısmı herhalde orada dilediğimiz gibi. Evet, dualar Efendimiz'den ve sahabe-i kiramdan nakledilen dualar olmakla beraber bu ibadetlerin her biri, yani sayimizle, tavafımızla müminin doğrudan Cenab-ı Hak'la onun beytim dediği inne evvele beytin vud'a linnâs lellezî bi Bekke'te mübareken ayetiyle ifade ettiği, Hazreti İbrahim'e de benim evimi beyti diye kendisine nispet ederek söylediği, benim evim dediği yerde bu işleri, bu ibadetleri yaptığımız için doğrudan Cenab-ı Hakk'ın misafiri konumundayız. Evet. Hatta Efendimiz'in ifadesiyle veftullah, yani Allah'a gönderilmiş elçiler. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın elçileri ve Allah'a gönderilmiş elçiler. Yani benim ailem, beni ve sevdiklerim buraya Cenab-ı Hakk'ın huzuruna elçi olarak göndermiş. Bir anlamda böyle. Şimdi elçi gönderildiği makamın huzurunda, yani karşısında Cenab-ı Hakk'ın o kelimeyi bulmakta zorlanıyorum. Yani bir mekan, Cenab-ı Hakk'a bir mekan verme gibi bir şeyimiz yok. Haşa ve kella. Yani Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzehtir. Bundan âridir, bundan mütealdir. Ama yani benim evim dediği bir yer, kendine nispet ettiği bir yer olunca Cenab-ı Hakk'ın rızasının, hoşnutluğunun dualara icabet etme keyfiyetinin daha bir yoğun olduğu yerdeyiz ya, o bakımdan gönlümüzden ne kopuyorsa, ne geliyorsa dualarımıza onları söylememiz aslında akıllı bir müminin yapacağı bir iştir. Evet. Yani sadece o formel dualara, kalıp dualara hapsetmeyip oradaki o ruhaniyeti, o vicdaniyeti. Ne istiyorsak öylece. Evet, ne istiyorsak. Evet. Torunumuz için, oğlumuz için, komşumuz için, kendimiz, ülkemiz için, devletimiz için, Müslümanlar için, alem için, galaksimiz için. Yani ne murad, kendimiz tabii başta olma. Ne murad ediyorsak orada. Yani falancayla beni evlendir duasına varıncaya kadar. Eğer bekar bir gençse ve gönlünde birisi İsim var. Birisi var. Evet, yani buna varıncaya kadar, işlerinin açılmasına varıncaya kadar, çocuğu için hayırlı bir nasip. Yani bunun sonu gelmez. Gönlünden ne kopuyorsa, ne geçiyorsa
bunu orada Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu bilinciyle dua olarak ifade etmesi, dediğim gibi akıllı bir müminin aslında yapması gereken bir şeydir. Bunları yapalım, yapalım. Fakat temas etmek istediğim ve dikkat çekmek istediğim nokta şu idi. İşin formaliteleri ve şekli önemli olmakla beraber işin özüne ve ruhuna dair de bir bilinç halini kaybetmememiz gerekiyor. Ve maalesef bu noktada hepimizin biraz eksikliği var. Şekilsel yani o şekli hapsediyoruz ya kendimizi. Yani evet. Onun gereğini yerine getireceğiz derken işin manasını, ruhaniyetini biraz kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Mesela hac ve hüzün diye. Evet, bugün sizi ben bu konuyu konuşurken çok hüzünlü görmüştüm. Dün akşam hatırıma bir şey geldi. Üzüntü verici noktalar tabiatıyla insan burada karşılaşıyor. İşte o ruhaniyet öz derken işte bu üzüntü verici noktalarla karşılaşınca da insan doğrusu üzülüyor. Mesela tavafta geçen akşam Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah tavaflarımızı, sa'yimizi, burada yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı hepimizin inşallah kabul etsin ve tekrar nasip etsin inşallah. Bu hakikaten büyük bir mazhariyet. Bunu gönülden ifade ediyorum. Milyonlar istiyor ama çok az kimse gelebiliyor. İşte o gelenler de buradan dağarcıklarını bütünüyle doldursunlar, gitsinler. İsteğimiz, arzumuz var ya, onun içindir bu benim serzenişim de, biraz onun içindir. Hüznümüz de bundan. Biraz da ondandır. Yanımda birisi var, ben farkında değilim. Tabii binler var yanınızda, yüzler var. Farkında değilsiniz ama telefon çalınca yanınızda birisinin olduğunun da biraz farkına varıyorsunuz. Telefonu çıkardı, alo dedi. Yani beni bağışlayın ama bu yaşadığım bir örnektir. Yani bunu aktarayım size. Anahtar yengende. Olmaz. 30'dan aşağı mümkün değil. 30'dan aşağı olmaz. Ama bak ne diyorum, olmaz. Yani beni zorlama ya, 30'dan aşağı. Pazarlık çok kızışmış hocam. Ve bir taraftan da biz Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Yani Allah, bir taraftan Allah adım atıyoruz ve bir taraftan bu pazarlığı yapıyoruz. Şimdi şekil tamam. Biz Hacer-i Esved köşesinden, Rukn-ı Hacer-i Esved'den istilamımızı yaparak tavafa başladık. Başladık. Her şey tamam. Her şey tamam. Başka bir şekil var ama burada. Usulünce dönüyoruz ama kimin huzurunda, ne için, ne amaçla ve ben, evet, bana neyi kazandırarak ben bu tavafı yapıyorum bilinci, bu şuur olmayınca işte böyle şeyler de yaşanabiliyor. Ve şekille hapsederek kendimizi belki de mutmain hissedebileceğiz. Yani bir tavaf etti, sorumluluğu düşecek, size bir çentik atılacak belki ama bu size ne kazandırıyor konusunda herhalde biraz düşünmemiz gerekiyor. Beni üzen bir başka nokta, mesela deseniz ki bana Kabe'ye girişte bir yasak koyacak olsanız ne yasağı koyarsınız? Kabe'nin kapısında duracaksınız ve bir yasak koyacaksınız deseniz. Siz ne düşünürsünüz? Ali Bey ne düşünür bilmiyorum ama ben cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle El Mescidül Haram'a girilmesini yasaklardım. Ben bunu yasaklardım. Şimdi orada mutlaka gördünüz, yani her defas, her adımda neredeyse insanlar habire kendilerini o kareye koyarak Kabe'nin değişik açılarıyla, Mescid-i Haram'ın değişik yönleriyle fotoğraflamaya çalışıyorlar. Çok üzüldüm. Mesela Kabe'nin duvarını hatimi dönüverince, yani herkesin girmek için o adeta birbirini ezdiği, ki hiç doğru bir davranış değil bu. Ama o Hicri İsmail'e girebilmek amacıyla hatimin kenarında millet bekleşirken ve birbirini çıksa da ben girdim diye sıkıştırırken, oraya girmiş birisinin ben yüzünü Kabe'ye dayamış ve fotoğraf makinesinde diğer elini almış, kendisini fotoğrafladığını gördüm. Ve o kadar üzüldüm ki. Yani oraya ne için girmeye çalışıyoruz, orada ne yapmalıyız? Kabe'nin içi sayılıyor malum orası. Yani Kabe'nin içerisinde bir namaz kılabilirsem o yoğunlukta kılacağım gayretinde olmalı iken, kılamadım sıkışıklıktan, en azından Kabe'de birkaç saniyemi geçireyim Kabe'nin içinde. Bu derdimiz bu. Bu dert, bununla hemdert olmak gerekirken biz kendimizi karede belki de dönüşte göstereceğiz. Bak ben işte Kabe'nin duvarında idim ve bu kadar yakındım diyeceğiz. Dolayısıyla bunlar bizim üzerinde durmamız gereken noktalar. Hacı adaylarımızın
dikkatini çektiğimiz de noktalardır bunlar. Şekil artı öz beraberce yürümeli. Sorular dediniz, belki onu ikinci turda... Şimdi ikinci tur derken programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ben onun için hızlıca geçmek istiyorum. Kısaca isterseniz burada ne yapmalı ve ne yapmamalıyı konuşalım. Hemen ardından da açıkçası çok merak ediyorum ben buradaki hacılarımızın sizden neleri sorup öğrenmek istediklerini. Evet. O açıdan yani burada ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyız? Az önce dediniz elimde bir yetki olmuş olsa Kabe'ye telefonla ve fotoğraf makinesiyle girmeyi yasaklardım der gibi. Yani burada biz ne yapmalıyız ve ne yapmamalıyızı konuşalım istiyorum kısaca. Az önce arz ettiğim hususlardan bazı şeyler herhalde cevap olarak çıkabilir ama onun ötesine de geçecek olursa bir kere yani her birimizin ne kadar bilirsek bilelim, ne kadar okumuş olursak olalım, bu hissiyat başka bir şey, bu duygu modu başka bir şey, bu hali yaşamak başka bir şey Mustafa Bey. Yani şunu hissetmeliyiz bir kere buradayken, bu topraklar Kur'an-ı Kerim'imizin, vahyimizin inmeye başladığı topraklar. Yani Efendimiz'e ilk vahyin geldiği topraklar. Efendimiz'in kavmini uyarmaya başladığı topraklar. Bu uyarma sadedinde sırasında olmadık işkencelere ve reddlere maruz kaldığı topraklar. Düşünün ki Efendimiz Rukn-i Yemani ile Rukn-i Hacer-i Esved arasında namaz kılarken rükû veya secde halindeyken müşrikler geliyorlar ve hayvan leşlerinin parçalarını, affedersiniz, işkembelerini Efendimizin sırtına koyuyorlar. O pisliklerle birlikte, o kanlarıyla birlikte, o dışkılarıyla birlikte. Ve Hazreti Fatıma ileriden koşarak geliyor radıyallahu anha. Babasının sırtından o pislikleri almak üzere koşup geliyor. Yani düşünün ki ondan önce Hacer validemiz, Allah ondan razı olsun, Safa ile Merve arasında İsmail'i korumak, kurtarmak üzere bir arayış içerisinde gidip geliyor. Yalnız başına bir kadın. Düşünün ki burada Hazreti Ömer, şurada Hazreti Ebubekir, öbür tarafta Bilal-i Habeşi, işte burada yürüdüler, buradan geçtiler. Bilal-i Habeşi'ye bu topraklar üzerinde büyük kaya parçaları kondu ve inancını terk etmesi istendiği halde o hiç asla taviz vermeksizin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Yani bu şuuru bilgiye, bunu biliyor. Hepimiz biliyoruz bunları. Hiç bilmeyenimiz Çağrı filminden biliyor bunları. Doğru. Defalarca seyretti belki. Hiç bilmeyenimiz yok bunları. Ama bunun arz etmeye çalıştığım nokta o. Yani burada bunun o ruhaniyetini, hissiyatını, o duygusallığını birazcık hissedip de kendimizi verebilirsek o zaman tavafımızda, namazımızda, sayimizde, diğer ibadetlerimizde, zikrimizde, Kur'an okumamızda daha başka olacak, daha başka şeyler kazandıracak. Onun için öncelikle hulusu kalp ile, her şeyi bırakarak hulusu kalp ile şu kadar tavaf yaptım hesabını gütmeksizin. Evet, çok önemli. Bu kadar tavaf yaptım, Kabe'ye şu kadar defa sabah namazına gittim hesabını yapmaksızın selim bir kalp ile يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ diyor ya Cenab-ı Hak. O gün hiçbir şeyin fayda vermediği günde selim bir kalple, tertemiz bir kalple, halis, salih bir kalple huzuruna gelebilmeyi önemsiyor ya Cenab-ı Hak. O bakımdan yani sayıyı hapsetmeksizin, bunun çetelesini tutmaksızın, bununla övünmeksizin, yani bir hulusu kalp ile orada tavafımızı yapıp ümmet olma erdemini, bilincine varma erdemini yakalayabiliyor muyuz? Bir kere onu hesaplamalıyız. Onun peşinden koşmalıyız ve burada yaşanan asr-ı saadette yaşanan cahiliye döneminde yaşanan hatta Efendimiz'e Risaletin gelmesinden önceki döneme malum haliniz cahiliye dönemi diyoruz. O dönemde bu topraklarda Mekke'de ne tür zulümlerin, ne tür bedbahtsızlıkların, ne tür haksızlıkların, şirkin, günahın, fücurun işlendiğini bir düşünelim ve insanlığın nereden nereye geldiğini bir hesap edelim ve ibadetlerimizi bu vecd ile yapalım. Gerisi çok önemli değil. Halis bir kalbi. Hocam dün Bünyamin Erol hocamla karşılaştıkları bir de Mustafa dedi kayboldun mu dedi.
Yok hocam, kaybolmadık. Hani çok uzak değil, mesafede. Hangi anlamda kayboldun kolay acaba? Falan deyince ben, yok onu sormadım. Gerçekten kaybolmadıysan gitme Kabe'nin yanında kaybol dedi. Hakikaten çok etkiledi evet. beni. Az önce de söylediğiniz tam da bu aslında. Kaç defa tavaf etmek değil, oraya gidip kaybolmak. Evet, evet. Orada bir pazarlık varsa Allah'la arasında geçen o insanın o büyük, en büyük pazarlık. Onlar canlarıyla cenneti satın aldılar, pazarlığıdır. Tabii. Onun dışında dünyalık hiçbir şey olmayan ve ondan uzak kalınan ve gerçekten de insanın kendinde kaybolduğu, sadece Allah'la baş başa olduğu bir anı yaşayabilmek. Ki az önce yine söylediğiniz şey o kadar kıymetli ki, yani 1 milyon 300 bin civarı zannedersem bu yıl insan. Bu yıl, evet. Ve bunların sadece 60 bini buraya gelebildi. O gelmişliğin kıymeti o kadar mühim ve önemli evet, ki. Ya, ya. Cenab-ı Hak bu yıl ona nasip etmiş. O kadar kıymetli bir ömür. Ömürde bir defa yaşanabilecek bir şey. Ya, çünkü ikinci defa gelebilme şansı teknik olarak da mümkün değil. O açıdan bunun kıymetini bilmek lazım. Bünyamin hocamı buradan kulakları çınlasın anarak söylüyorum. İnşallah orada giden kardeşlerimiz, bizler hep beraber Kabe'de şöyle bir kayboluruz inşallah. Bu dua olsun. Hocam merak ediyoruz. Sorular. Neler soruyor hacılarımız? Sorular. Mesela açıkçası bu, ben onlara bakarken evet. bir soruyu da ben merak ediyormuşum evet. aslında ama aklıma gelmemiş. Kaç not alıyorum bu ilginç soruları sohbetlerimizden sonra. Dediğim gibi yani şekli ilişkin sorular var, onları bir tarafa bırak. Kaç defa buraya geldim, kaç defa tavaf etmeliyim diyor mesela hacı adayımız. Az önce bunun cevabını vermeye çalıştım. Mesela bugün oldu. Karı koca kendi aralarında ihtilafa düşmüşler. Sohbetimizden sonra hanımefendi geldi. Soruyu soruyor. İleriden eşi de hangi soruyu soracağını bilmiş ki kendi aralarında ihtilaf oldu, ortaya çıktı ki o da geldi. Şimdi buraya gelirken çocuklarının ve torunlarının bazı çamaşırlarını, hatta iç çamaşırlarını buraya getirmişler. Ve orada demişler ki verenler, ya da öyle bir algı var demek ki bazı yerlerde, bunu Kabe'nin duvarına sür bu çamaşırları. Kabe'nin duvarına sür, makamı İbrahim'in camlarına sür, onun muhafazasına sür ve getir. Böyle olursa buraya gelme, buranın kokusunu üzerinde taşıyan bir kıyafeti giyince ya da bir iç çamaşırını giyince buraya gelme biraz daha rüçhaniyet, öncelik kazanıyor veya nasibi açılıyor veya yoldan çıkmıyor, sırat-ı müstakim üzere gidiyor. Yani bunun doğru olup olmadığını soruyor ve hanımefendi bunu yapamadığı için üzüntüsünü dile getiriyor. Oysa az önce de ifade ettim, yani belki tekrar olacak ama biz buraya kendimizi arındırmaya ve kendimiz için kazanımlarda bulunmaya geldik. Kabe'nin duvarına bir şey sürmenin hiçbir faydası yok. Eğer öyle bir fayda olsaydı Ebu Cehillere faydası olurdu. Öyle olsaydı Ebu Leheb'e faydası olurdu. Başka müşrik azılarına, münafıklara faydası olurdu. Kabe'nin dibinde olmak, yanında olmak ama o ruhu hissetmeksizin olmak. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, yine hepimizin bildiği bir cümlesi var ya, Hacer-i Esved'e karşı söylediği bir söz var. Seni öptüğünü görmesin. Yani nihayet bir taşsın. Nihayet bir taşsın. Efendimizin seni öperken, seni istilam ederken ben görmüş olmasaydım seni ne istilam eder ne de öperdim. Nihayet bir taşsın. Yani bu bilgiye ve bilgi seviyesine ve şuur seviyesine ulaşmamız lazım. Mesela sorulardan biri bu. Sürmeli miyim, sürmedim, bana bu emanet edildi. Şimdi emaneti hiyanetlik gibi bir durum söz konusu mu? İlginç bir soru mesela. Safa ile Merve arasındaki sayımız esnasında o malum yerlerde ki yeşil ışıklarla, evet, eskiden yeşil direkler halindeydi. Şimdi yeşil ışıklarla üstten evet. Belirlenmiş durumda. Daha orada yaptığımız bir hızlı yürüyüş şekli var biliyorsunuz. Biz ona hervele diyoruz. Evet. Niçin hanımlar hervele yapmıyorlar? Hacer annemiz yapmışken. Oysa bu, evet, bu hatıra. Bunu ben de merak ediyordum evet, hocam işte. Bu hatıra Hacer annemizden bize kalmış bir hatıra olmasına rağmen niye beyler yapıyor da hanımlar yapmıyor? Evet, ilginç bir soru. Evet. Hakikaten bu hatıra Hacer annemizin hatırasıdır. İsmail'i Safa tepesinde bırakıp da İsmail aleyhisselamı işte gelen giden var mı? Acaba bir gölgelik bulabilir miyim? Yiyecek bir şey, içecek bir şey bulabilir miyim diye koşturması var onun malum.
Merve'ye doğru tekrar gelmesi var, tekrar gitmesi var. Bunu yapan bir bayan, bir hanım, bir annemiz. Ama niye bizim hanımlarımız ve annelerimiz bunu yapmıyorlar da bu beyler tarafından icra ediliyor? Cevabını da verelim hocam hemen. Cevabını verelim. Tabii kitaplarda bunun uzun uzadıya cevabını bulmamız çok mümkün değil. En azından benim mütalam bakımından, eksik mütalam bakımından ifade edeyim. Uzun bir cevabını bulmak mümkün değil ama bir kere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biz bütünüyle haccın menasikini öğrenmiş durumdayız. O bunu beylere, kendisi de yapmış ve beylere, sahabilere yapılmasını istemiş. Bu hanımların yapmamasını söylemişim. Benim ona dair hakikaten eksik mütalaam dolayısıyla bir bilgim yok ama gelenek, yani bize intikal eden sahih gelenek üzerinde icma ettiğimiz sahabe-i kiram, ondan sonra tabi'in-i izam, bütün büyük alimlerimizin, ümmetin icmaından hareketle söylüyorum ki böyle bir şey olsa gerektir. Efendimizin böyle bir belirlemesi olsa gerektir. Peki niçin acaba hanımlara bu öngörülmemiştir? Şunun için olsa gerek. Allahu alem. Bir kere bir hatırayı yaşatmak gerekiyor. Orada sadece Hacer annemiz koştuğu için bir hanım koşmuş oldu. Ama bir bey de koşabilirdi. Hanımların orada biraz Anadolu tabiriyle seyirtmesi, biraz hızlı yürümesi ve koşması hoş olmayan manzaraların doğmasına sebep olabilir. Evet. Hanımların kadınsı niteliklerinin öne çıkmasını sağlayabilir. Dolayısıyla bu iyi bulunmamış, hoş görülmemiş. Onun için de hanımları bundan muaf tutulmuş. Hanımlar biraz daha bu işten uzak tutularak ama beyler tarafından yapılması da öngörülerek bu önemli bir mendup, önemli bir sünnet de hükmünü alarak bu hatıra yaşatılmaya çalışılmış. Eyvallah. Hocam daha bir sürü soru var ama bizim vaktimiz yok. Ne yazık. Ben sayın yönetmenimizden de sizden de müsaade istemeden Ali Tel Hocam'a bırakacağım sözü. Az önce söylediğiniz gibi hakikaten de doğru. Kur'an okunuyorsa müsaade yoktur ve okunmalıdır diye. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ederim. Burada bu mübarek toprakta, Mekke-i Mükerreme'de, Harem'in özel programında bizlerle birlikte olduğunuz için biz çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Gönül isterdi ki daha uzun uzadıya faydalanalım, sizlerin sohbetini dinleme imkanı bulalım ama programımızın bir dakikası var ve o dakikanın sonlarına doğru da geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok sağ olun. Hepimiz için mebrur ve makbul bir hac niyaz ediyorum. Amin, Cenab-ı inşallah. Hakk'ın bu vesileyle duamızı bir kere daha ineliyorum. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İsterseniz ben veda edeyim. Veda ettikten sonra en güzel kelamla noktalayalım inşallah. Dostlar, Harem'in özel programında Diyanet TV ekranlarında sizlere seslendik. Aynı zamanda Diyanet Radyo'dan da yayınlanacak programımız. İnşallah bir başka programda yine çok kıymetli, değerli konuklarımızla sizlerle buluşturmayı temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Ve sözü Ali Tel Hocam'a bırakıyorum. Sözlerin en güzeli ve en hasıyla bugün veda ediyoruz. Allah'a emanet olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allahu Ekber, Sadakallahu'l-Azim.